Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Ayşe'nin mutfağına. Bugün marifetli ellerin sizlere patlıcan salatası yapacak inşallah. Patlıcanlarımı ben bu şekilde bir aparat kullanıyorum arkadaşlar közlemek için. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz ama bu is kokusu, köz kokusu bu aparatta güzel geliyor. Şöyle anlatayım ben, patlıcanları deliyorum birkaç tane. Ben bunları deldim hemen hazır olsun diye. Şöyle uç kısımlarını şöyle bıçak... Şöyle bıçakla deliyoruz birkaç yerine. Diğer patlıcanları da o şekilde yaptım. Hemen açıyoruz arkadaşlar altını. Bunlar bu şekilde güzelce közleniyorlar. Tam bir köz kokusu oluyor. Hatta şu 7-8 tane biberimiz var. Biberlerimizi de şu şekilde atıyoruz hemen. Şöyle. Bunlar çok güzel bir şekilde hemen közlenecekler. Çok güzel bir şekilde közlendikten sonra soyuyoruz. Güzel doğruyoruz arkadaşlar. Burada 2 tane domatesimiz var rende. 3 diş sarımsağımız var. Bunlar piştikten sonra, doğrandıktan sonra üzerine bunları koyuyoruz, domates sosunu. Onun üzerine de peynir koyuyoruz. Biberleri de süs olarak kenarlarına koyuyoruz. Tabii ki de lezzetli bir şekilde yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar ben tariflerimi çok ayrıntılı veriyorum. Yeni evli arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız olabilir diye. Benimle birebir yapabilirsiniz ekranı takip ederken. Fazla atlamalar yapmıyorum. Hani çok uzun olmayan videoları sıkmamak açısından biraz kısaltabiliyoruz. Bu şekilde ben şimdi bunları közleyeceğim. İkinci aşamayı beraber tekrar yapabileceğiz. Bayağı bir özleştim. Ben bunun içine arkadaşlar bir çay kaşığı tuz koydum. Bir çay kaşığı da kekik koydum. Eşim öyle seviyor. İki diş dediğim gibi sarımsak vardı. Bu böyle bu şekilde tıkır 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 kaynıyor. Bir iki dakika daha kaynayacak bu iyice özleşmesi için. Biz gelelim patlıcanlara. Patlıcanlar çok güzel közlendi. Şu uç kısımları biraz daha istedim ben. Biraz daha olsun diye biraz tutuyorum şu anda. Biberlerimiz burada közlendi. Bunlar soyulacak. Biberler patlıcanla birlikte. Sanırım tamam oldu. Altını kapatıyorum ocağın. Arkadaşlar burada bir püf noktamız var. Patlıcanları hemen sıcağı sıcağına poşete koyuyoruz. Bu kendi buharıyla birlikte patlıcanların kabukları soyulması kolay oluyor. İnanamayacağınız kadar kolay soyuluyor. Ben şimdi bunları böyle bir 5 dakika kendi buharında tutuyorum. Hemen tıkır tıkır soyacağız. Doğramaya geçeceğiz. Bu arada birazcık soğusun, çok sıcak. Domatesimiz de o arada olur. Ondan sonra güzelce doğrayacağız. Soyduktan sonra domatesimizi koyacağız. Biberlerimizi süsleyeceğiz. Peynirimizi koyacağız üzerine. Afiyetçe yiyeceğiz inşallah. Böyle. Ben diğer iki tanesini hemen soydum. Şöyle. Bunu da gösteriyorum hemen ne kadar hızlı ve güzel soyulduğunu. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar sizinki de böyle olur. Hemen pişer pişmez közlendiği zaman hemencik poşeti hapsediyoruz. Kapatıyoruz. Buharında kendisi güzelce yumuşuyor. Sonra bu kabuklar böyle hemencik zaten soyuluyor. Bir sıkıntı olmuyor. Ben diğer iki tanesini yaptım. Hemen zamandan kazanalım diye. Sonuçta hemen zaten soyuluyor. Biberlerimi közlemiştim. Onları da soydum arkadaşlar. Öyle kenarlara diziyoruz onu. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar isterseniz bu patlıcanı kızartarak da yapılıyor. Karnıyarık gibi kızartıyorsunuz bütün. Sonra ince ince doğruyorsunuz. Aynı işlemler sadece o kızartarak yapılıyor. Ama ben bu şekilde sağlıklı olduğunu düşündüğüm için biz genelde böyle yapıyoruz. Size de bu şekilde tarif vermek istedim o yüzden. Ama kızartarak da hani seviyorsanız, köz kokusunu sevmeyen arkadaşlarımız o şekilde yapabilir tabii ki de. Hemen ellerimi şöyle siliyorum, geliyorum. Hiç zaman kaybetmeden şöyle bir çizik atalım. Şu şöyle kalsın. Şöyle. Mis gibi kokuyor. Bir de kokuyu alsanız mis gibi kokuyor. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok sağlıklı oluyor bu. Şöyle. Kenarda dursun böyle yaptığımız. Yani
şimdi şöyle keselim bunu da. Zaten hemen kesiliyor. Pişmiş. Lokum gibi olmuş. Sen gitmeyelim. Yağlı oluyor kızarttığımız zaman. Malum herkeste kilo sıkıntısı var. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Şöyle birazcık tuz atalım. Hafiften. İstediğiniz baharat ekleyebilirsiniz bunun içine. Ben sadece tuz kullanıyorum. Şöyle doğruyoruz güzelce. Doğradığımız için salatası diye geçiyor. Daha küçük küçük ezersek, kıyarsak ezilmiş oluyor. Ezme diye geçiyor. Ama biz bu şekilde yaptığımız için salata oluyor. Ben bunu halamdan öğrendim arkadaşlar. Çok küçükken halam yapardı bize. Ben çok severek yiyordum. Biraz büyüdüğüm zaman hemen tarifini aldım. Kendim yapmaya başladım. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Tavsiye ediyorum. Hani yapın bu lezzeti siz de tadın. Bir de yanına karpuz keserseniz arkadaşlar. Zaten yaz yemeği bu. Yaz yemeği olduğu için karpuz da çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar bunu söylediğim gibi 2 tane domates rendemiz var. 2-3 veya diş sarımsak. Ben 1 çay kaşığı kekik koydum. 1 çay kaşığı da tuz koydum buna. Tamamen baharat sizin zevkinize bağlı. Sarımsağı daha az koyabilirsiniz, daha çok koyabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza bağlı. Ama tam bir soğuk yaz yemeği bu. Yapıyorsun. Bir gün sonra da yiyebilirsin. Pikniklere götürüp yiyebilirsin. İşte akşam sıcak yemek istemiyoruz mesela biz eşimle. Hemen yapıyoruz. Bir karpuz tamam mis gibi. Hem hafif hem sağlıklı. Genelde sağlıklı yiyecekler tercih ediyorum ben. Bu şekilde. İnşallah yaparsınız, siz de denersiniz. Eminim size sürekli yapacağınız bir yemek olacak bu da. Şöyle hemen bunları bir tezgahına alıyorum ben. Kaşarımız var arkadaşlar. Kaşarımızı da ben şöyle elimle koyacağım. Daha eşit koyacağız çünkü. Ben çok seviyorum peynir. Ben ilk yediğimde mümkün değil dedim. Peynir buna yakışmaz. Ama yedikten sonra şimdi peynirsiz yapamıyorum. Çok lezzetli oluyor. Beyaz peynir de olabilir. Kaşar peyniri de olabilir. Lor da olabilir. Lor peyniri. Yani bütün peynirler gidiyor bu şekilde. Hemen şunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde hazırladım. Marifetlerim bugün size patlıcan salatası yaptı. Çok lezzetli oluyor tadı. Size tavsiye ediyorum. Siz de yapın. Bu şekilde yapmanızı. Çok lezzetli oluyor. Sıcak havalarda. Soğuk bir yiyecek. Çok damak tadınıza uyuyor. Herkesin uyuyor hemen hemen. Herkes, söylediğim herkes beğenmiş oluyor bunu. Size tavsiye ediyorum. Kanalımda bütün tarifler var arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa bütün tarifleri rahatlıkla beraber birebir yapabiliriz. Bugün marifetlerim size patlıcan salatası yaptı. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.